Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle rasyonel sayılara başlıyoruz. Uzuncana bir konu. Rasyonel sayıların birinci bölümündeyiz. Bakalım kaç seri sürecek? Göreceğiz birlikte. Değerli arkadaşlar bundan önceki tam sayılar, konu anlatımlarımı, soru çözümlerimi izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şuradan ya da şuradan bir yerden i harfinden tıklayıp o videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca size Ödevde vereceğim yeni çıkan kitabımdan sizlere ödev vereceğim dersin sonunda onu bana hatırlatın tamam mı unutmam herhalde hatırlatın ama arkadaşlar bu dersin PDF'ini videonun açıklama kısmından indirip çıktı alıp yazarak çalışabilirsiniz. Çıktı alma imkanınız yoksa yine yazıp çalışabilirsiniz. Sakın zaman kaybı olarak görmeyin. En iyi şekilde öğrendiğinizi göreceksiniz. Bir de kitaptan soruları çözerseniz tadından yenmez. Hemen başlıyoruz. Değerli arkadaşlar öncelikle kazanımda ne var ona bakalım rasyonel sayıları tanıyacağız ve sayı doğrusunda göstereceğiz yani rasyonel sayılar nedir tanımına göre bir bakacağız daha sonra sayı doğrusunu gösterdiğimizde bugünkü dersimizi noktalamış olacağız ve bununla alakalı çok yönlü soru da çözeceğiz. A bir tam sayı ve B sıfırdan farklı bir tam sayı. Bakın B eşit değildir sıfır. Çünkü eğer B burada sıfır olursa payda sıfır olursa tanımsız oluyor arkadaşlar. Payda asla sıfır olamaz. Bunu da şöyle düşünebilirsiniz aslında. 5 tane ceviziniz var sıfır kişiye paylaştıracağım diyorsunuz. Yani 5 bölü sıfır diyorsunuz. Mantıksız bir şey oluyor değil mi? Yani 5 tane cevizi sıfır kişiye nasıl paylaştırırsın? Yani bu mantıksız bir şey oluyor. O yüzden arkadaşlar hani mantıksız olduğu için tanımsız da diye düşünebilirsiniz. Bakın böyle mantıksal çıkarımlarda bulunmanız önemli. A bölü B biçimde yazılabilen sayılara biz rasyonel sayılar Diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada quotient kelimesinden türediği için burada Q harfiyle ile gösteriyoruz. Ee, burada e, orantısal sayılar anlamına da geliyor. Bir bölme olduğu için de Qtint'in İngilizcesi bölüm anlamına geliyor arkadaşlar. Her tam sayı paydası bir olan bir rasyonel sayıdır. Bu ne demek hocam? Mesela eksi 7 tam sayı diyorsunuz değil mi? Aynı zamanda da bir rasyonel sayıdır. Çünkü bunun paydası arkadaşlar 1'dir. Sıfırın da paydasına 1 yazabilirsiniz. Sıfır da bir rasyonel sayıdır. Sıfır bölü 1. Bakın pay kısmında olabilir, yukarıda olabilir, aşağıda olmayacak. Neden? Sıfır cevizimiz var. Yani hiç cevizimiz yok ama 5 kişiyiz. Herkese kaçar ceviz düşer? Hiç ceviz düşmez hocam. Hiçlik ne? Sıfır gibi. Ya hoca da bizim var ya kafamızı iyice böyle... Evet olsun böyle öyle öğrenilir. 3 bölü 5 bakın. A bölü B formuna uygun. Eksi 7 bölü 1. A bölü B formuna uygun. Eksi 9 bölü 5. Evet bakın bunlar negatif rasyonel sayıdır. Bu pozitif rasyonel sayıdır. Sıfırdan büyükse biz bunlara pozitif rasyonel sayılar. Sıfırdan küçükse negatif rasyonel sayılar diyeceğiz. Sıfırda zaten sıfırdır yani yapacak bir şey yok. 5 dediğimiz şey de yine bir rasyonel sayıdır. Aynı zamanda tam sayıdır aynı zamanda doğal sayıdır. 5 bölü bir diye yazdığımızda da rasyonel olduğunu görebiliyoruz. Eksi iki bölü on yine rasyonel sayı tanımına uymaktadır. A bölü B biçiminde yazmamız önemli. Burada A bir tam sayı olacak. Dikkat edin A bir tam sayı olacak. Özellikle 8'de o A başka şeyler de olabiliyor tam sayı dışında. O yüzden bu altyapıyı şimdiden oluşturmamız önemli. B de sıfırdan Farklı olacak çünkü B eğer sıfır olursa zaten tanımsız olur. Yani şöyle bir şey olursa 3 bölü sıfır olursa bu arkadaşlar tanımsız olur. Yani buna rasyonel diyemiyoruz arkadaşlar. Tanımsız diyoruz. Bu şekilde bunları hemen söylemiş olalım. Paydası sıfır olan ifadeler e zaten burada söylüyor musunuz hocam? Olsun ben hepsini bir arada söyleyeyim diye. Tanımsız olur arkadaşlar. Paydası sıfırsa tanımsız olur. Rasyonel sayı belirtmezler. Yani burada 11 bölü 0 rasyonel sayı değildir. Eksi 5 bölü 0 rasyonel sayı değildir arkadaşlar. Bunlara rasyonel sayı diyemiyoruz bakın. Payda 0 olursa rasyonel sayı olmaz. Olmaz arkadaşlar. 43 bölü 2 çarpı a eksi 18. Bazen bu 2a diye de yazılabilir tamam mı? ifadesi bir rasyonel sayı olduğuna göre a yerine hangi sayının yazılamayacağını bulalım. Arkadaşlar rasyonel sayı olduğuna göre biz paydayı asla sıfır yapamayız arkadaşlar. Yani 2a 18 sıfır olmamalı. 2a 18 eşit değildir. Sıfır diyeceğiz rasyonel olduğu için. O zaman a yerine biz kaçı yazamayız? 9 yazamayız. Çünkü 9 kere 2 18. 18'den 18 çıktığında sıfır eşit olur. O yüzden A yerine 9 yazamayız. 9 olamaz diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar hemen ne yaptık? Bu sorumuzu da böyle cevaplandırmış olduk. Tamam yani payda sıfır olmayacak. Bunu ezberlemeyeceksin. Düşüneceksin. Ya benim 5 cevizim var. E ben bunu hiç sıfır kişiye paylaştırmak istiyorum. Ya benim amacım ceviz paylaştırmak değil yani. Tamam mı? O zaman hemen diyorsunuz bu tanımsız. Evet. Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılara şu an yeni yeni öğrendiğimiz için rasyonel sayıları özellikle ilk başta böyle tanım ve bilgiyle başlıyoruz. Sıkılmayın ileride böyle heyecan artacak. Yani o konuda hiç şüpheniz olmasın. Sıfırdan büyük ya bu rasyonel sayılar bir de hani şöyle bir şey arkadaşlar lise hayatınızda hatta üniversite hayatınızda sürekli karşınıza çıkacak. Tamam. Hatta üniversiteden sonra da çıkıyor KPSS'de falan. Sıfırdan büyük olan rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar diyoruz. Q artı ile gösteriyoruz. Q denmesini sebebi tekrar söylüyorum. Q kelimesinden geliyor ölüm anlamında. 1 bölü 4, 5 bölü 8, 12 bölü 1, 3 tam 1 bölü 6, 27 bölü 13 rasyonel sayılar. Nasıl rasyonel sayılar? Pozitif rasyonel sayılar. Zaten pozitif rasyonel sayılar. Negatif rasyonel sayılar ve sıfır bir araya geldiğinde rasyonel sayılar kümesini oluşturuyor arkadaşlar. Peki hocam bu A bölü B formuna uygun değil. Burada bir şey var. Arkadaşlar hatırlarsanız böyle tam sayılı kesir şeklinde verildiğinde biz bunu bileşik kesir haline çevirebiliyoruz. Yani şunu yapabiliriz. 3 tam 1 bölü 6 ya. O zaman Tam kısımla paydayı çarpıp pay ile toplayabiliriz. 6 kere 3 18 bir daha 19. 19 bölü 6 şeklinde yazdığımızda bunun yine rasyonel sayı olduğunu söyleyebiliyoruz. Tamam yani hani böyle verildi diye rasyonel değil diye düşünmeyelim lütfen. Sıfırdan küçük olan rasyonel sayılara negatif rasyonel sayılar diyoruz. Onları da q eksi ile gösteriyoruz. Burada eksi 5 bölü 6. 7 bölü eksi 8, eksi 1 bölü 6, eksi 2 tam 3 bölü 7 bunların hepsi negatif rasyonel sayılardır. Dikkat ederseniz eksi şu yukarıda olabildiği gibi aşağıda da olabiliyor. Yani pay kısmında olduğu gibi payda kısmında da olabiliyor. Kesir çizgisinin önünde de olabiliyor. Sıkıntı yok. Eksi 2 tam 3 bölü 7 dediğimizde de yine aynı mantıkla. Eksi 2 tam 3 bölü 7 şeklinde ya. Tam kısımla paydayı çarpıyorum pay ile topluyorum. 7 kere 2 14, 3 daha 17, eksi unutmayalım. Eksi 17 bölü 7 olarak arkadaşlar bunu böyle rasyonel şekilde yazabiliyoruz. Yani A bölü B formuna uygun hale gelmiş oluyor. Payı 0, paydası 0'dan farklı. Her rasyonel sayının değeri 0'dır. 0 bölü 12, 0 bölü 5, 0 bölü eksi 7, 0 bölü 1, 0 bölü eksi 46. Hepsi arkadaşlar 0 anlamına gelir. Pozitif ya da negatif diyemeyiz. 0, 0'dır tamam mı? Pozitif ya da negatif denilmez. Bu kısım çok önemli arkadaşlar. Zaten her kısım önemli matematikte. Mesela tam sayılarda öğrendiklerimizi rasyonel sayılarda yine kullanıyor olacağız. Birinci öncelikle arkadaşlar ne yapacaksınız? Sayı doğrusunda göstermek istiyorsanız rasyonel sayıları. Sayının hangi iki ardışık tam sayı arasında olduğunu belirleyeceksiniz. Mesela size 3 bölü 4 verilmiş mi? Verilmiş. 3 bölü 4 verildiyse 3 bölü 4 hangi iki tam sayı arasında? Şimdi şöyle düşünün. 4 bölü 4 olsa 1 olacak. Demek ki bu 1'den küçük. 0'dan da büyük. O zaman bu 3 bölü 4 arkadaşlar 0 ile 1 arasında. 0 ile 1 arasında. Böyle uzun uzun yazmana gerek yok. Biz ilk defa yaptığımız için hemen böyle yazıyorum. 0 ile 1 arasında. O zaman sen diyeceksin ki ha, bu sayı 0 ile 1 arasında. Hemen şuraya sayı doğrusuna 0 yaz. Bir de neyi yaz? 1'i yaz. Ama yazma. Neden? Çünkü eşit aralıklara böleceğiz ya. Kaç eşit aralığa böleceğimizi de oradan şundan çıkarabiliyoruz. Bu iki sayı aralığını rasyonel sayının paydası kadar eş parçalara böleceğiz. Biz o zaman bunu arkadaşlar dört eş parçaya böleceğiz. Şimdi ben biri yazsaydım o aralığı dört eş parçaya bölmek daha bana zor gelecekti. Ben şöyle yapıyorum. İki parmak iki parmak barmak. Denizli ağzından kurtulamıyoruz. Ne yapalım? Biz de buralıyız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Evet. Buraya hemen şöyle bir çentik atıyorum. Sonra bir çentik daha atıyorum. Bak yöntem bu şekilde. Sonra bir çentik daha atıyorum. Hop. Sonra bir çentik daha atıyorum attım. Şimdi bak 1, 2, 3, 4 eş parçaya böldüm mü? Böldüm. O zaman tam buraya 1'i yazıyorum artık. Bak sıfırla 1 aralığını 4 eş parçaya bölmüş oldum. Sen tabi cetvelle de yapabilirsin. Daha eş olur. Şimdi burada e, paydası kadar eş parçaya böldük mü? Böldük. Sonra bu eş parçalardan sayı pozitifse sıfırdan sağa doğru. Zaten mantıklı. Pozitifse sağa doğru gidersiniz. Negatifse sola doğru gidersiniz. Ne kadar gidersiniz? Pay kadar gidersiniz arkadaşlar. Burada Pay kadar ilerle derken pozitifse sağa doğru ilerlersiniz. Negatifse sola doğru aslında ilerleme değil de o gerilemedir tamam mı? Neyse şimdi burada 3 bölü 4'ü göstereceğim pozitif. Bakın 1, 2, 3. 3 adım geldim sağa doğru. O zaman şurası bakın 3 bölü 4 olacaktır. Şurası da 4 bölü 4'ten 1'dir. Tamam mı? Burası mesela 2 bölü 4'ten aynı zamanda 1 bölü 2'dir. Burası 1 bölü 4'tür gibi diğerlerinde gösterebiliriz. Öncelikle hangi iki tam sayı arasında onu bakacağız. Onu bulacağız. Daha sonra da payda kadar eş parçaya böleceğiz. Neden hocam payda kadar eş parçaya bölüyorsunuz? Ya şimdi şöyle düşünün. Sıfırla bir arasında mesela bir bütün pasta gibi düşünün. O pastayı 4 parçaya böleceksiniz. Payda 4 olduğu için. 4 parçaya 4 eş parçaya böleceksiniz. Ne kadar yiyeceksiniz? 3 dilimini yiyeceksiniz. O zaman buraya kadar gelirsiniz ya böyle işte e, mantık kurmak lazım arkadaşlar. O zaman hiç unutmuyorsunuz aslında, tamam mı? Devam edelim, bak pekiştirelim hadi, pekiştirelim. Hani bazen diyor öğrencilerimiz ya hocam orada direkt anlayamadım. Olabilir, bir şey böyle hemen direkt anlaşılmaya da bilir bazı durumlarda bunu pekiştirecek örnekler yapmanız gerekir. Mesela biz burada az yapıyorsak videoda siz açıp kitaptan illa benim kitap olması da önemli değil. Başka kitaplardan da soru çözmeniz önemli. Kitap okumanız önemli. Eksi 2 bölü 5 ve 10 bölü 3 rasyonel sayılarını sayı doğrusunda gösterelim. E, hocam şimdi şey yok. Ee, eşit aralıklara böleceksiniz ama bu sefer kendiniz belirlemişsiniz. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. O zaman artık dikkatli bir şekilde göz kararıyla böleceğim. Şimdi öncelikle eksi 2 bölü 5'i göstermek istiyorum. Eksi 2 bölü 5 hangi tam sayılar arasında? 0 ile eksi 1 arasında. Çünkü eksi 5 bölü 5, eksi 1 demek zaten. E, o zaman bu eksi 1'den birden... Ee, ne oluyor arkadaşlar? Büyük oluyor. Çünkü sağ tarafına düştüğü için eksi 1'den büyük sıfırdan küçük. O zaman eksi 1 ile sıfır aralığına düşüyor. Ben bu eksi 1 ile sıfır aralığında bunu gördüğüm için sıfırla eksi 1 eksi 1 ile sıfır demenizde bir sıkıntı yok. Gördüğüm için burayı ne yapıyorum? Payda kadar 5 eş parçaya bölüyorum. 5 eş parçaya böleceğim. 5 eş parçaya bölerken de arkadaşlar dikkatli olmalıyım. Tamam mı? Bak şöyle alıyorum. Şöyle aldım. 1 parça. 2 parça. 3 parça, 4 parça, 5 parça. Acayip gerildim ama arkadaşlar. Yani biraz sıkıntı olsa bu sefer komple bunu silmemiz gerekirdi. 1 2 3 4 5 eş parçaya böldük mü? Böldük. Göz kararı. Peki hocam şimdi eksi olduğu için sola doğru gideceksiniz. Bak bu tarafa doğru değil sola doğru sıfırdan başladığınızda eksi 1 bölü 5 eksi 2 bölü 5. Yani sizin eksi 2 bölü 5'iniz şurada hop işaretledim eksi 2 bölü 5 buradadır dedim ve bunu gösterdim. Sonra devam ediyorum 10 bölü 3 rasyonel sayısını göstereceğim. 10 bölü 3 rasyonel sayısını gösterirken hangi iki tam sayı arasında onda olduğunu direkt göremeyebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Zaten görülmez ya. Yani bölün yani. Onu 3'e bölün. Yani nasıl böleceğiz hocam? Normal. Böleceksin. 10 alıyorsun. Şöyle 3'e bölüyorsun. Onun içinde 3 kaç defa var? 3 defa var. 3 kere 3 9. Hop. Kalan 1. O zaman sen 10 bölü 3 dediğin şey aslında 3 tam Bakın 3 tam. Kalan ne 1? Pay kısmına 1 yazarsın. Paydan ne? Payda değişmez. Payda 3. O zaman 3 tam 1 bölü 3. Ha bu 3 ile 4 aralığında. Bak 3 ile 4 aralığındaysa bu. Sen 3 ile 4 aralığını ne yapman lazım? Hop 3 parçaya bölmen lazım. Neden? Payda 3 olduğu için burada. Evet o zaman 3 parçaya 3 eş parçaya bölüyorum. Şöyle aldım bakın. 1, 2, 3. Bak 1, 2, 3 eş parçaya böldüm. Ne oldu? 3'ten 1 bölü 3'e geleceğim için 3 tamdan sonra 1 bölü 3 adım. 1 adım gidiyorum bakın. O zaman 3'ten 1 bölü 3'e geldim. Yani şu gördüğünüz yer. Bakın şu gördüğünüz yer. 3 tam 1 bölü 3'tür. Bu neydi? 10 bölü 3'tü. Bunun değeri aynı zamanda 10 bölü 3'tür diye böyle yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde pekiştirmiş olduk. Bir tane daha var arkadaşlar. Ya bize böyle sayı doğrusunda verilirse siz o rasyonel sayı yazın denilirse. Mesela bakın 5 ve 7. E hocam bu 5 ve 7 arasında ama ee, tam şey değil. 5, 6, 7. Yani mesela 6, 7 ya da 5, 6 olması gerekmez miydi? 5, 6, 7. Yani inisiyatif kullanacaksın bak. Burada mesela bak. 5, 6, 7. Tam güzel oluyor değil mi? Mesela buraya 6'yı yazacaksın. Yazdın mı? O zaman 6 ile 7. Bak zaten bir de uyuyor arkadaşlar. 1, 2, 1, 2. Yani iki parça, iki parça. 5'ten 6'ya, 6'dan 7'ye. Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. İşte bunları böyle arada sırada hani yoklamak lazım kafamızı. Tamam mı? Son 6 ile 7 arası kaç eş parçaya bölünmüş? 2 eş parçaya bölünmüş. O zaman ne diyeceğim ben buraya? 2 eş parça bölündüğü için 6'nın da bir adım sağında olduğu için 6 tam 1 bölü 2 diyebilirim. 2 eş parça bölündüğü için. Ve ben bunu tabii ki ne yapacağım? Bileşik hale, bileşik kesir haline getireceğim ki A bölü B formunda, rasyonel sayı formunda olsun. O zaman tam kısmına paydayı çarpıyorum. Pay ile topluyorum. 6 kere 2, 12. 1 daha 13. 13 bölü 2 olarak bulmuş oluyorum. Yani üçgen yerine 13 bölü 2 yazılabilir değerli arkadaşlar. Aşağıya geldim. Burada da eksi 11 ile eksi 12 aralığında. Bak iki tam sayı arasında olmuş. Eksi 11 ile eksi 12 arası kaç eş parçaya bölünmüş? 1, 2, 3, 4 eş parçaya bölünmüş. Sola doğru gidiyorduk negatif sayılarda. Sola doğru 3 adım gittiğimiz için burası ne olacak? Eksi 11 tam 3 bölü 4 olacak. Bak çünkü 4 eş parçaya böldüğümüz için payda 4. 3 adım sola gittiğimiz için pay kısmımız 3. Neden eksi 11 tam? E çünkü eksi 11'den sonra geldiğimiz için. Tamam mı? O zaman biz bunun yine bir işgal yazabiliriz. 11 ile 4'ü çarptığımızda 44. 3 daha 47. 47 bölü 4 şeklinde. Ama nasıl 47? Eksi 47 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Bu şekilde göstermiş olduk. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.